verdi fındık dalları. Acep ne olacak yarın halları, acep ne olacak yarın halları. Efendim, Giresun Belediye Başkanı Sayın Aytekin Şenlikoğlu'nu ziyaret ettik. Fındık bahçesinde yakaladı kendisini, sağ olsun kırmadı bizi ve hemen bahçeden çıkar çıkmaz onunla sizler adına bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Öncesinde seçimden sonra ilk defa bir araya geldik. Bundan dolayı da hem izleyicilerim hem kendim adına tebrik ediyorum. Giresun Belediyesi şenlendi diyerek yola başladınız. Bakalım Giresun Belediyesi'nde bundan sonra neler olacak, sizlerle soru cevap şeklinde izleyicilerimize anlatacağız. Başkanım, bahçede çok güzeldiniz ya. Yani tam hasat dönemi, hafta sonu isabet de oldu. Güzel de bir kare yakaladık biz. Aytekin Şenlikoğlu kaç yaşından beri bahçelere giriyor? Vallahi kaç yaşından beri derken ben de tabii öncelikle selamlarımı sunuyorum izleyicilerimize. Biz bahçede büyüdük, yani bizim bir yaşımız yok ya, doğduk bittik bahçelerdeyiz. Şimdi bahçe bizim için hayat tarzı. Bugün de böyle, dün de öyleydi. Ömrümüz olursa yarın da öyle olacak. Yani yaşam şeklimiz. Ama tabii bu dönemin bir güzelliği var. İlk defa Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanlarımıza, efendim herkese çok çok teşekkür ediyorum. Zira hasat mevsiminden önce bir fiyat açıklandı. Güzel de bir fiyat vatandaşımızın beklentilerini de karşılamış oldu. Tabii rekoltemiz de iyi görünüyor. İyi görünüyor. Dolayısıyla fındık bizim için yaşam kaynağı, geçim kaynağı, her şey. Onun için şehrimiz adına, bölgemiz adına, fındık üreticileri adına ben de Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu sene fındık toplamak daha neşeli. Değil mi? Daha şenlikli, daha güzel. Biz de onun için dikkat ederseniz böyle bir taraftan topluyoruz, bir taraftan şarkılarla, türkülerle, kemençelerle devam ediyoruz. Onun için iyi denk geldiniz ya. İmece usulü bizlerde de vardı. Anam beni götürdüğü zaman muhakkak atma türkü yapılırdı. Ama burada tam kemençe, efendim şarkılar, bayanların şarkılara katılması falan, bilmiyorum biz tabii onu, o kadarını aktaramayacağız ama çok güzel bir ortam vardı. Başkanlık kimliğini belediyede bırakmış. Burada çok tabii, bizden birisi olarak gördüm. Başkanım, şimdi gelelim, Giresun Belediyesi'ni devraldık ve devraldıktan sonra aradan da biraz 4 ay bir zaman geçti. Neler oldu Giresun Belediyesi'nde ve neler olacak bundan sonra başkanım? Onları şimdi bir konuşalım mümkünse. Tabii teşekkür ediyorum öncelikle. Biz bu konuyu tabii zaman zaman basınımızla da buluşarak anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bundan sonra da bu rutin buluşmalarımız devam edecek. Çünkü nihayetinde belediye başkanıyız. Herkesin, bu şehirde yaşayan herkesin belediye başkanıyız. Şehrimizdeki yaşayan insanların da şehrin yönetiminin ne şekilde olduğunu, şeffaf yönetim gereğince bilmelerinde bizim de sıkıntılarımızı, yaptıklarımızı, efendim planladıklarımızı, düşüncelerimizi onlarla paylaşmamız gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü hep beraber bir bütünlük, bütüncül bir yönetim düşündüğümüz için bu şekilde bundan sonra da devam edeceğiz. Tabii sizler kanalıyla da izleyiciler, herkese bu 4 aylık süre içerisinde neler yapabildik, neler hedefliyoruz, çalışmalarımız ne aşamada, bunları da kısmen şöyle kısaca paylaşmakta fayda var. Şimdi tabii biz belediyeye geldiğimiz zaman bunu bir şikayet babında söylemiyorum, bunu zaman zaman paylaşıyoruz zaten. Belediyenin ciddi bir borç batağında olduğunu biliyorduk. 250 trilyon civarında bir borçtan bahsediliyordu ama daha kötüsü acil ödenmesi gereken çeklerden bahsediliyordu. 45 trilyon civarında bir çek ödemesi hemen hemen gerçekleştirdik. Yaklaşık diğerleriyle beraber 50-55 trilyon civarında bir borç ödemesi yaptık bu süre içerisinde. Tabii burada gerek kaynaklarımızı kısarak, gerekse işte kredilerle bazı bölgelerden takviyeler alarak bu şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Buradaki sıkıntımız şu: önce çarkı çevirmemiz gerekiyor ekonomik olarak. Bir şey yapacağız, bir işlem, bir şey yapabilmemiz için bu çarkı çevirmemiz gerekiyor. Onun için ama bir taraftan da tabii nedir? Belediyenin rutin çalışma performansı var. Bunu nasıl özetleyebiliriz? Bunu
efendim temizlikle, su kanalla, efendim fen işleriyle ya da park bahçeler gibi böyle insanlarımızın birebir daha çok gördüğü, göze görünür kısımlardaki hizmet kalitesini de yükselterek bir taraftan devam etmeye çalışıyoruz. Bir taraftan bir yapılanma süreci belediye içerisinde kurumsal kimlikte, kurumsal yapılanma içerisinde de ciddi bir sıkıntı vardı. Onu düzenlemeye çalışıyoruz. Ne gibi sıkıntılar vardı? Ya burada şöyle söyleyeyim. Bu işleyişte yani usule uygun olmayan, mevzuata uygun olmayan işleyiş şekilleri vardı. Dostlar arkadaş ilişkisini kurumsal havaya getirdi. Kurumsal. Ha. Yani bu çok önemli. Şimdi burası bir kurumdur aynı zamanda, belediyedir. Yani burada kurumsal niteliğini kazandırmamız lazım belediyeye tekrardan. Hani bu arkadaşımız var, eşimiz, dostumuz var, işimizi hallederiz mantığından ziyade herkesin işi hallolsun. Çünkü belediye hepimizin belediyesi. Şimdi beyaz masa kurduk, faaliyete geçti. Fiziki olarak da altyapısını tamamladık. İnşallah bir hafta içerisinde herkesin sıkıntısına bakacağız. Belediyemiz çünkü nihayetinde partili, partisiz, yani büyük, küçük herkesin sıkıntısı olan olmayan herkesin belediyesidir. Herkes sıkıntısını getiriyor bize, biz yetişmeye çalışıyoruz efendim. Ama buradaki işleyişini tabii istiyoruz ki vatandaşımızın problemlerine de derman olalım, şeyler yapalım. Tabii genel bir sıkıntı havası var. Problemlerin yürütülmesi açısından, ama biz de bunları vatandaşımıza yansıttırmadan işimizi yürütmeye çalışıyoruz. Ama bir taraftan da bu rutin işlemlerimizi devam ederken giderken bir taraftan da bizim biliyorsunuz vatandaşımıza vermiş olduğumuz bir söz var. Vaatlerimiz var. Giresun'a yapılması gereken işler var. Bununla alakalı bu zamana kadar belediyemiz bünyesinde bulunmayan ve çalışmayan proje ofisimizi hareketlendirdik, harekete geçirdik, geliştirdik, yeniledik. Şimdi bizim 5 tane ana başlıkta özetlemiş olduğumuz bu vaatlerimizin, taahhütlerimizin alt başlıklarıyla beraber yaklaşık 40-50 civarında proje çalışmasının efendim bürokratik işlemleri, yazışmaları, izinleri, finansal kaynakların oluşturulması vesaire gibi bu sürecimiz devam ediyor. Tabii bu süreç içerisinde bir süre sonra inşallah ilk önümüze gelen, ilk fırsatta yakaladığımız projemizden böyle başlayarak artık insanımıza böyle kazmayı da vurarak şehrimizdeki şeyi devam ettireceğiz. Ama bir taraftan da farkındaysanız böyle çok acil, sıkıntılı, böyle problemli yerlere neşter olarak da gidiyoruz. Bu şehrimizin ihtiyacıdır. Bu zamana kadar tabii problemler hep halının altına süpürüldüğü için bizler mecbur bunu gün yüzüne çıkartıp bir taraftan da çözerek gitmek zorundayız. Ama inşallah bir süre sonra sistemimiz kendiliğinden işler hale gelecek. Bir sene veriyoruz diyorsun. Tabii. Şimdi ben zaten şöyle vatandaşımıza gittiğimiz zaman 6 ay, 1 yıl içerisinde bize çok dokunmayın dedik. Biz bunu bakın ayaklarımız yere basarak söyledik. Niye? Çünkü hizmete geldiğimiz zaman biliyorduk ki içerideki bu ekonomik sıkıntı, kurumsal sıkıntı, içerideki personel sıkıntısı. Şimdi çalışmayan personellerimiz vardı biliyorsunuz yani. Hala da işte kontrol altına aldık parmak iziyle giriş çıkışları, ama hala kaçak durumda işte çalışmayan yapılarımız var. Bunları da çözmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz bunları bildiğimiz için vatandaşımıza 6 ay, 1 senelik süre içerisinde kimse bize dokunmasın dedik. Bu sözümüzün arkasındayız ama bu aşamada da tabii ne yapıyoruz? Boş durmuyoruz. Yapıyı düzenliyoruz. Efendim projelerimizi takip ediyoruz. Ama inşallah böyle planladığımız üzere gidiyor. Devam sosyal ediyoruz. Hizmet belediyeciliğinde de çok ciddi. Mesela ben evet. ilk geldiğinizde Nisan ayına denk geliyordu. Evet, evet. Bayramları hepsi bu döneme denk geldi. Ramazan ve bence hani ben bekliyordum ki hani yeni bir belediye, yeniden yapılanan bir belediye, ama hiçbirini eksiklik hissettirmeden devlette devamlılık esasıyla evet, beraber tabii, tabii. Gördüğüm kadarıyla her şey çok vatandaşın onu istediği beklemez. Gibi oldu. Tabii yani işte bir taraftan da bakın gerçekten belediyeciliğin en önemli ayaklarından birisi sosyal belediyecilik. Bunun içerisinde efendim eğlenceden al da garibana yardıma kadar her aşaması var. Şimdi biz o içeride de düzenlemelerimizi bir taraftan kurumsallaşma sürecimizi devam ettirirken bir taraftan da dışarıda faaliyetlerimize devam ediyoruz.
Tabii Nisan ayından itibaren yaz dönemi biliyorsunuz kültürel sosyal hareketlerin en yoğun olduğu dönemler. Hele ki bizim gibi bir şehirde işte bunun içerisine iki tane 23 Nisan ve 19 Mayıs gibi milli bayramımız. Tamam. Şimdi Ramazan ve Kurban Bayramı da önümüzde iki tane dini bayramımız geldi. Bir de Mayıs 7'si 20 Mayıs şenliklerimiz bizim bölgemizin en eski uluslararası niteliğe sahip şenlikleri. Bunun dışında bir takım diğer kültürel faaliyetlerimiz. Biz bunun içerisine açık hava sineması gibi, sokak basketbolu gibi, okuma faaliyet aktivitesi gibi, efendim bilmem diğer böyle bir sürü aklımıza gelmeyen faaliyetleri de katarak devam ettiriyoruz. Ramazan ayı içerisinde işte iftar sofralarıydı, Ramazan faaliyetleriydi vesaire gibi birçok kültürel faaliyetlerimizi de yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu şehrimizin insanın sosyal olarak beklediği şeyler zaten. Bu da bizim artık bundan sonra da rutin işlerimiz olacak. Başkanım, hemen bir şey sormak istiyorum. Şimdi daha öncesinde de vardı, çok daha öncesinde de vardı bir trafik sorunu var Giresun'da. Evet. Ve son günlerde özellikle gurbetten gelenlerin de artırmış olduğu ki baş tacılar gelsinler, başımızın üstünde yeri var. Onlar trafiği artırıyor diye bir şikayetçi değiliz ama artırmış olduğu bir trafik var. Trafik çok yorucu bir hale geldi. İstanbul trafiğini aratmıyor bence. Evet. Özellikle belli saatler 3'den 7'ye kadar ciddi bir trafik sorunu var. Bir. İkincisi, bununla ilgili başkanımın düşüncesini almak isterim. İkincisi, Giresun içerisindeki işletmelerin çıkma olan kısımlarının, veranda şeklinde yapılan kısımlarının yıkılıp yıkılmayacağı, yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceği konuşuluyor halk arasında. Bununla ilgili birinci ağız olarak sizden duymak isteriz. Bir de plajların tekrar düzenlenip şu anda plajların etrafında çok fazla plaj var. Ve çok da işletici var. Bu durumda belediyenin bir çalışma yapacağı şeklinde bir duyum geldi vatandaşlardan. Ve biz plaja giremiyoruz, vatandaş olarak gireceğimiz yerler çok azaldı şeklinde bir ifade söylendi. Bununla ilgili belediyenin çalışmalarını da, bunlar çünkü öncelikli olarak Aytekin Başkan'dan sorgulanan ve ondan müthiş beklenen cevaplar, hem esnaf açısından, yani o işletmeleri kuran ve oradaki çalışan esnaf açısından, hem de vatandaş açısından başlıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim Kamil Bey, öncelikle tabii şehrimizde gerçekten bir trafik problemi var. Şimdi biz bu trafik problemini şöyle orta vadede bu problemin çözülmesinin otoparklar olduğu kanaatindeydik. Bunu da zaten vatandaşımıza söylemiştik. Şimdi 4-5 noktada otoparkla alakalı çözüm önerilerimiz vardı bizim. Bunun şimdi biz altyapılarını devam ettiriyoruz. Böyle hemen işte yazışmalarıydı, izinleriydi, satın almaydı, kamulaştırmaydı vesaire gibi finanstı. Şimdi bu tarafları oluşturmaya devam ediyoruz. Bu muhakkak, sürecimiz devam ediyor. Sihirli değnek yok. Ben tabii, o konuda yanlış anlamayayım. Yani bir anda hemen değiştirme şansımız yok ama biz şöyle düşündük. Dedik ki ya böyle kısa vadede ne yapabiliriz? Yani ne tür çözümler sunabiliriz? Şimdi bizim ana arterimiz olan valilikten yeni yola kadar, o şeye kadar, Sakarya Caddesi'ne kadar devam eden bölgede istedik ki buralarda mesela dolmuşçu arkadaşları duraklarında durduralım, onların duraklarını biraz daha genişletelim, o durakları boş tutalım, görevli arkadaşlar verelim ve burada dur kalkları bir kere kontrol altına alalım. Biz buradan dedik en az %30-%40 civarında bir o dur kalktan kaynaklanan o sıkıntıyı ortadan kaldırırız. Dolayısıyla %30-%40'lık trafikte bir rahatlama sağlarız hesabı yaptık. Şimdi onları genişletiyoruz. Belki bu bir aylık süre içerisinde inşallah burayı faaliyete geçireceğiz. Yani bundan sonra dolmuş arkadaşlarla da bir araya geleceğiz. Diyeceğiz ki durakta duralım. Yani vatandaşımız o konuda da dolmuş arkadaşlara ısrarcı olmasınlar istiyoruz. Onların duraklarını da boş tutalım. Dolayısıyla dur kalk durumunda işte bir dakikalık durma arkaya doğru biliyorsunuz 5-10 dakikaya, yarım saate çıkıyor. Bunlar hep bizim için birer trafik sıkıntısı halindeydi. Bu bizim kısa vadede çözümlerimizden birisi ama orta vadede otoparkla alakalı şeylerimiz devam ediyor. Bir de şehrimizin batçıkla alakalı biliyorsunuz bir talebimiz vardı. Onunla alakalı sürecimiz de devam ediyor. Bu çalışmamız da bir taraftan yürüyor. İstiyoruz ki şehrimizin genel anlamdaki trafik problemlerini çözelim ama bir taraftan da şimdi yeni yolların planlaması ve yeni yollar açılmasıyla alakalı biz hazırda olanları biliyorsunuz, bunları sosyal medyadan da paylaşıyoruz.
belediyemiz bir taraftan hazır olanları yolları açıyoruz. Yani önceden altyapısı hukuki tarafı bitmiş olan kısımları açtık bir taraftan devam ediyor. Bir taraftan da planlamalar yapıyoruz. Mahalle aralarında efendim arka akslardan geçebilecek yeni tanjantlar gibi böyle planlamalar aşamasındayız. Tabii şehrimizdeki yeni trafik akslarını oluşturmaya çalışıyoruz. Ama bu takdir edersiniz bir süreç. Yani bu süreç böyle 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda bitecek bir süreç değil. Ama bunu en azından planlamasını düzgün yapıp birkaç senelik süre içerisinde insanımızın hizmetine sunmamız gerektiği yönde bir planlamamız var, çalışmamız var. İkinci olarak plajlar bölgesinden bahsetmiştik. Şimdi plajlar bölgesiyle alakalı doğrusu o bölgede biz bütün sahil kesiminin belediyemize devri için bir çalışma yürütüyoruz. Bunun hem özel idarede bünyesinde olan kısımlarla alakalı hem de milli emlakta olan kısımlarla alakalı taleplerimiz oldu idarelere. Buralardan gelen cevapları bekliyoruz bir taraftan ama bir taraftan doğru da haksız işgalleri yapılmaması yönünde ikazlarımızı yapıyoruz. Birimlerimiz çalışıyor bir taraftan. Çünkü plajlar hepimizin, söylediğiniz gibi halkımızın olsun. Biz düzenleyelim, temiz hale getirelim, vatandaş komple yararlansın. Efendim birçoğundan gerekirse bedelsiz yararlansın. Yani böyle bir... Temiz ve görüntü güzel. Bir şey haline getirelim. Bizim zaten bunlar insanımıza sunduğumuz taahhütlerimizden arasındaydı. Dolayısıyla Doğu ve Batı bölgesinde ağırlıklı olmak üzere Aksu ve Teyerdüsü'nde bütün bölgelerde planlamalarımız devam ediyor. Çalışmalarımıza devam ettiriyoruz. Bir de şehrimizin genel olarak içerisinde işte Alparslan Caddesi'ndeki o yapılanmayla alakalı bize soru olarak da soruluyor bu. Şimdi biz Keşap Durağı ile Bulancak Durağı arasında bir sokak sağlıklaştırması projesini Çevre Bakanlığı ile birlikte yürütmeye başladık. İnşallah kısa süre içerisinde orada böyle hem esnafımızı mağdur etmeyecek şekilde hem de insanlarımızın hoşuna gidecek, kötü görüntüyü de ortadan kaldıracak şekilde bir düzenleme içerisine gireceğiz. Bunu inşallah esnafımızla da bir araya geleceğiz. Onların da beğeneceği, hoşuna gideceği, insanlarımızın da halkımızın da hoşuna gideceği bir şekil düşünüyoruz. Tek tip görüntü diyorsunuz anladım. Tek tip görüntü yani güzel bir görüntü olsun. Şehrimiz çünkü orası şehrimizin ilk karşılaşılan yüzlerinden birisi. O bölgeyi biraz şöyle bir elden geçirmemiz gerekiyor. Bir de başkanım hemen yakalamışken şeyi de söyleyeyim. Bu şehrin hemen karşısındaki limandaki bir şey var. Evet. Oraya yapılan depolar. Bu konuda çok spekülasyonlar yapılıyor. İşte en son hayvan geleceği, hayvan ihracatının buradan yapılacağı şeklinde. Tabii ki spekülasyondur muhakkak ama biz yine de başkanı bulmuşken soralım. Çünkü başkan bey ben toplantınıza katılmıştım. Orada çok net bir ifade kullandınız. Sanırım burada vallahi da ben söyleyeyim şimdi Kamil Bey. Ben şimdi yine söylüyorum. 8-9 ay önceydi herhalde galiba. İlk bu konu gündeme geldiği zaman. Ben şimdi limanın bu şekilde kullanılmasına karşıyım demiştim. Şimdi de karşıyım. Yani kötü bir depolaşma var. Toz var, gürültü var. Şimdi şunu diyebiliriz. Liman çalışmasın mı kardeş? Ya liman çalışsın ama şimdi bizim limanımız şehrimizin merkezinde olan bir liman. Şimdi bunun formatına uygun bir şekilde çalıştıralım. Şehrimizin önünü kestirmeyelim. O kötü görüntüyü, o gürültüyü, o tozu toprağa da çekmeyelim vatandaş olarak. Şimdi böyle bir sistemi yürüttükten sonra şehrimizi yani ihanet etmiş oluyoruz. Böyle bir yapıya ben kesinlikle karşıyım. Yani İyi de niye müdahale etmiyorsunuz diye soruyorlar. Belediye anlamında. Belediyeyiz. Biz şey değiliz yani. Biz şimdi bu görüşlerimizi, düşüncelerimizi yukarıya yansıtıyoruz. Şimdi benim bu konudaki tavrımı, duruşumu herkes biliyor. İnsanlar onun tabii, için söylüyorum. Yani vatandaşımız da bilsin. Ben geçmişte de bu konuda açıklama yaptım. Şimdi de yapıyorum. Kesinlikle bu böyle bir sisteme karşıyız. Çalışsın limanımız ama o bölgeye de uygun, formata uygun bir şekilde çalıştıralım. İnsanlarımız da yine ekmek kaposu olarak kullansın ama şehrimizin önünü kestirmeyelim. Toz gürültü çekmeyelim. Yani bu da hani de ki ya liman burası az çok ama böyle olmaz. Rahatsız edici olmaz. Tabii rahatsız edici olmaz. Şimdi bunun dikkate alınması lazım diye düşünüyorum.
Peki başkanım, biz yavaş yavaş gideceğiz. Zaten sizle böyle çat kapı aldık, çayımız evet. yarım kaldı. Şimdi başkan bu arada fındıktan çıktı, bir ara verdiler yemek molası, ondan sonra tekrar bahçeye girecekler. Aynı zamanda evet. bizim dilimizle kaytarmış olduk biz. Kaytardık, bahçeden kaytarmış olduk. Evet. Ben neyse çok fazla sizi çalmayayım. Gitmeden önce zaman zaman eğer uygun görürseniz izleyicilerimiz hep Karadeniz'in özellikle Giresun'un köylerinden beldelerine, il merkezinden ilçelerine kadar her tarafından izleyicilerimiz var ve sizi de merak ediyorlar. Evet. Zaman zaman sizlerle böyle gelişmeleri aktarmak isterim. Her zaman Kamil Bey, çünkü biz de biliyorsunuz Mavi Karadeniz'i Giresun'un televizyonu olarak biliyoruz biz. Yani tabii hepsi bizimdir, ulusal, öteki, biriki, ama tabii Mavi Karadeniz'in de bizde ayrı bir yeri var. Giresunlu olduğu için sahiplerinden bir tanesi. Ondan dolayı Giresun'a çok fazla önem veriyor. Çünkü tüm Karadeniz'e hitap ediyor ama evet, Giresun'un birazcık daha torpili var gibi sanki. Evet. Şimdi böyle deyip de diğer illerin izleyici kitlesini de karşımıza almayalım. Nihayetinde ulusal bir televizyonsunuz ama sağ olsunlar bizden çok haber yapıyor olmanız bizi de memnun ediyor. Biz her zaman size kapımız açık, biliyorsunuz ya. Çok sağ olun başkanım, onu biliyoruz, sağ olun. Burada zaman ayırmanız bile bizim için bir onurdur, şereftir. Gitmeden önce izleyicilerimiz sizi izliyor. Onlara, bütün Giresun sizi izliyor ve Türkiye ve Avrupa'daki Giresunlar sizi izliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim Kamil Bey, bu akşam da tanıtımını yapacağız inşallah. Şimdi bir şehir var önümüzde. Bu şehir bizim Giresunluların doğup büyüdüğü, efendim yaşadığı, geçmişlerinin, ailelerinin, bundan sonra da planlayanlar için torunlarının yaşayacağı bir şehir. Çok güzel bir şehir. Doğasıyla, o havasıyla, deniziyle, yaylasıyla olağanüstü bir şehir. Şehrimize Giresun'da yaşayan, yaşamayan bütün Giresunlular olarak sahip çıkalım. Benim Şehrim Giresun adı altında bir kampanya başlatıyoruz şimdi. Bu akşam lansmanını, tanıtımını falan yapacağız. Ve istiyoruz ki Benim Şehrim Giresun'un adı altında Giresun'umuzla alakalı bütün Giresunluları şehrimizin tanıtımına, şehrimizin gelişimine, şehrimizdeki yaşam kalitesine katkıda bulunabilecek bir platform oluşturalım. Hep beraber kucaklaşalım, hep birlikte yürütelim ve şehrimizle alakalı inşallah bu Benim Şehrim Giresun formatı, sloganı adı altında bu şekilde yürütelim diyoruz. Bütün Giresunluları, bu şehirde yaşayan, yaşamayan, gurbetçilerimizi, herkesi, Kurban Bayramı da geliyor. Evet, tabii onu da unutmadan ben bütün izleyicilerimizin şimdiden Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Rabbim bizi nice nice böyle bayramlara eriştirsin diyorum, hep beraber, hep birlikte. Ama şehrimizi bırakmasınlar. Gelin diyorsunuz, beraber yönetelim şehri. Beraber yönetelim, fikirlerinizi anlatın. Şehrimizi yürütelim, şehrimize efendim çoluk çocuğunuza, torunlarınıza bu şehrin çocukları olduğunu da unutturmayın diyorum. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, şeref verdiniz. Zaman ayırdınız, onurlandırdınız bizi. Efendim değerli başkanımız Aytekin Şenlikoğlu ile beraberdik ve kapanışı da başkanımla beraber yaptık. Zaman zaman böyle küçük sürprizlerimiz olacak ve şehrin emin kişilerin isimlerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Yeni yayın döneminde aşağıdaki yazan adreslerden bize ulaşıp fikirlerinizle ve yönlendirmelerinizle, davetlerinizle bizleri yönlendirip çalışmalarımıza sizler de katkı sağlamış olabilirsiniz ve beraber bir yayın yapmış olabiliriz. Belki sizin ilinizde, belki sizin ilçenizde ve belki sizin beldenizde bir sonraki yayını yapıyor olabiliriz. Bu haftalık hoşça kalın diyor. Kendinize iyi bakın diyorum efendim. Hoşça kalın.